kadın olmak sadece doğurganlık vasfına sahip olmak değil, merhamet, nezaket, nefaset ve letafet tohumlarını serpiştirdiği toplumun huzur ve barış içinde kardeşçe yaşama özlemini geleceğe umutla taşımaktır. Kadın anadır, çektiği bunca meşakkatle sabır taşıdır. Ancak buna rağmen birileri çıkıp kadınlara aşağılayıcı ifadeler kullanmaktan geri kalmamaktadır. Hele de son dönemde saçma sözleriyle gündeme gelen malum ilahiyatçı, "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler," diye buyuruyor. Yani bu zavallı kendi anası, bacısı, hatta kızına dayak yerken şükredin diyor. Din adına böylesine saçmalıklarla ahkam kesenler, dünya insanlığının manevi şuurdaki önderi Hazreti Muhammed'in kadınlara verdiği değerden de bir haberdir. Yüce Peygamberimiz bir hadisinde, "Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, onları dövmeyin, onlara çirkin demeyin, fena söz söylemeyin," demiyor mu? Devam edelim. Müminlerin iman bakımından en kamil olanı, ahlakı güzel olan ve ailesine nazik davranandır. Allah'ın elçisi ne diyor? İlahiyatçı olduğu iddia edilen zavallı ne? Yeri gelmişken söylemem gerek. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilebileceğini söyleyen bu kişinin fetvalarına, ilahiyatçılar başta olmak üzere toplumun her kesiminden tepkiler var. Ancak burada çuvaldızı kendimize batırmak gerektiğini de düşünüyorum. Bu zavallının saçmalıklarını medyaya taşımak hem genç nesilleri ürkütmek hem de dinden soğutmaktır. Yani bilmeden bu insanların değirmenine su taşımaktır. Kim bu insanlar ve bu söylemlerdeki amaçları ne? Bu ülkede hangi sıfatta olursa olsun hiç kimsenin bir başka kimseyi cinsiyeti, dili, dini, etnik yapısı ve rengiyle ilgili olarak aşağılamaya hakkı da yoktur, haddi de. Allah'ın yarattığı en değerli varlık olan insanı biyolojik yapısıyla küçümsemek de şirk koşmaktır. Müslümanım diyen birinin kadınlara düşmanca davranması aynı zamanda hem Allah'ı hem de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i incitir. Susun artık. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.